Günaydınlar herkese. Gördüğünüz gibi artık boya işlerine başladım. Tina'yla ev boyanır. Ne zaman tahmini kavga ederiz? Bir saat sonra. Yok, bence bir saate kalmaz. Çok müdahale ediyorum. Bu kuruduktan sonra bir kere daha vuracaksın değil mi oraya? Tabii. Herhalde zaten kusma yapar şimdi, bir daha vuracağız. Ha, tamam. Günaydınlar arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Mikael de başladı boya işlerine. Madem o zaman tavanı komple boya. Komple boyayacağım burayı. Hayır, şurası, şu kısmı da. Petek var ya, havalandırmanın olduğu kısmı da. Tamam, burayı da boyayacağım zaten. Ha, iyi, tamam. Şimdi mutfağı toparladım. Bir tek çaydanlığın alt kısmını yıkayacağım. Her şeyi makineye yerleştirdim. Makine artık parlatıcı da kullanıyorum. Şu bezi de en son çamaşır suyuyla yıkarım. Ama ilk önce şu makineyi bir çalıştırayım. Tamam. Bunu da ben Fila Market'ten aldım. Asperox daha güzel. Ya bilmiyorum. Asperox'ların da fiyatı çok yükselmiş. Dün bir gün diyor ki Asun diyor çok pahalanmış onlar. Bunu beğenmedim. Bir de bir cif almıştım. Fileden çok uygun fiyata. Yani durula 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 yine sanki o tortu kalıyor üzerinde. Ben ne bunu beğendim ne bunu beğendim. İkisini de beğenmedim. Asperox daha iyi. Ben Asperox'u ilk aldığımda video çektim. İşte kokusu rahatsız etti falan demiştim mesela. Hani birazcık memnun kaldım dedim ama yok. Asperox gerçekten güzel. Yüzey temizleyicisini çok beğendim. Birgül dün kokladı o sarı aldığımı. O pek hoşuna gitmedi. Başka dedi var mı? Var dedim. Bir sürü çeşitleri var. Hemen konudan konuya atlayayım. Akşam yemeğimi de hemen böyle hazırladım. Şu mutfağı halledeyim. Hemen bunu da doldurup ocakta pişiririz. Kek de bu kadar kaldı. Şimdi Asperox'um da bitti. Şimdi burayı halledelim de işe güce başlayalım. Tabii ki müziksiz asla ve asla iş yapamam mutfakta. Ama diğer taraflara geçtiğim zaman müziği kapatırım. Bakın şunu sıktım. Normalde Asperox dokmuyor. Bu koku benim genizlerimi çok fena yakıyor. Şu an yine burnumdan konuşuyorum. Çünkü yine bir şey tetikledi beni. Sabahtan beri iyi değilim. Hapşura hapşura bir hal oldum. Mikael bir kat boyayı vurdu. Şimdi bir kat daha vuruyor. Boya kapanmıyor kızlar. Sürekli böyle kusuyor. Üf, aslında bir astar mı çekilseydi tavana bilmiyorum. Boya işlerinden anlayan eğer aranızda eşleriniz falan varsa bir sorarsanız iyi olur. İkinci katta da kapanacak gibi gözükmüyor. Ne yapıyorum? Dolmanın içine hazırladım. Dolma biberleri de aynı şekilde. Şimdi şu biberleri dolduralım kızlar. Telefonda şöyle yapayım. Hem de sohbet eşliğinde. Yelda ile konuştum. O da bugün çok gergin. Durmuyor. Yani bir gün duruyor. İki gün durmuyor. İki gün duruyor. Dört gün durmuyor. Böyle bir çocuğumuz var. Birazcık kamerayla görüştük. Şimdi böyle bir şeye bağlamış, ana kucağına Zehra vermiş, al kullan yani iş yaparken falan diye belki işine yara. Anlatıyor, daha yeni kahvaltımı yapıyorum, saat 2'ye geldi kızlar, 2'yi de geçiyor, daha yeni kahvaltısını yapıyor. Allah yardımcısı olsun, tuz katmadım buna. Yakın olsak hemen giderdim, bakardım çocuğa, o da işini yapardı. Ev temizlenecek dedim, artık bir yardımcı tutacaksın. Öyle yapacağım abla dedi. Daha tatilden geldikleri varis ortalıkta. Yarısını yıkadım, yarısını yıkayamadım. Allah Allah yardımcısı olsun. Şöyle kuş olup uçup gitsem yardımına. Ama işte Hademe'de de olmuyor. Aslında Yelda'nın yanına ben gitmeyi düşünüyorum. Biz bir Yelda ile bir Zonguldak yapmayı düşünüyoruz. Bir babamın yanına torununu götürelim. Babam biraz rahatsız kızlar. Yolculuğa çıkamıyor. Yani genel durumu iyi ama yolculuğa çıkamıyor. Ayaklarından dolayı yaşlandıkça artık vücutta da ağrılar, sızılar çıkmaya başladı. Allah da başımızdan eksik etmesin. Şunu ben bir tadına bakacağım. Ya konuşurken tuzunu kattım ama anlamadım.
Şöyle bakayım da. Sete bağlamış, kahvaltısını yapıyor. Bunun yanına ben çorba yapıyorum. Genelde makarna yaparım. İkisi de. Değil mi? Aynı şey. Çorbada ne yapsam ki? Tarhana çorbası yapayım. Vallahi dur. Böyle yapayım. Annem de yarın Nazilli'den dönüyor. O da halılarını verecek. Yıkamacıya. İşlerini halledecek. Misafiri gelecek. Belki dedim. Ben dün ne dediğimi de unutuyorum gerçi de. Misafiri gelecek. Dünürü. O da herhalde epey kalacak. Bakalım bizim yanımıza falan gelebilecek mi? Çünkü ondan sonra da amcamlar gelecek babaanneyle köyden. Bakalım inşallah. Çünkü normalde gelecekti. Misafiri geleceği için şimdi vazgeçtim. Ya acısı fazla olmuş. Bir acılık da geldi. Ya da tuzu bir tık. Üzerine ben tuz dökmeyeceğim. Normalde dökerdim ama dökmeyeceğim. Sadece bir zeytinyağı gezdiririm. Elimizin lezzeti değilsin. Geçsin. Domateslerini koyup hemen yanına çorba işini de halledelim. Kafamda rahat olsun. Dolma biberlerde kaynadı. Tamam. Şimdi ben size tavanı da göstereceğim. Bakın kızlar, hiçbir şekilde kapanmadı. 3 kat vurdu. Kurudu, tekrar yaptı. Kurudu, tekrar. Büyük bir ihtimalle herhalde astar vurulup sonra boya olursa tamamen kapanır. İnşallah diyelim. İşte böyle. Kapanmadı. Kaç gündür bekliyordum onu, hani olacak, hemen kapanacak, tertemiz. Kırmızı biberleri de doğradım. Bunlar da dondurucuya girmek için hazır. Ama ben yine bu hafta alırım. Yine yaparım arkadaşlar. Şöyle bir 10 tane yapsam yeterli olur. Aynı şekilde yeşil biber de, bunu da aradan çıkarttım. Şu kilitli poşetleri zaten kullanıyorum. İki yanım bunlar çok güzel oluyor. Bayağı da var içinde. Herhalde şu 25-25 yazıyor. 2,5 litre. 1,2 litre şu küçüğü de olan. Büyük boyuna da ben böyle etleri koymuştum. Böyle arkadaşlarım, yemeğimiz, çorbamız, mis gibi anne tarhanası, şifa olsun, dolma biberimiz, bulgurlu. Yanına da bilmiyorum, patates yaparım dedim ama şimdi böyle yapınca da vazgeçiyorum, yeter diyorum. Salata yaparım, yoğurt var işte. Allah ne verdiyse kızlar. Kuru fasulyem bile duruyor, biliyor musunuz? Onu da çıkartabilirim. Yemeklerde ziyan olmasın. Fırında patates de iyi olur ama kendi açımdan da yapmak da istemiyorum. Şimdi ben üstümü giyiniyorum. Dışarı Naime ile buluşacağım. Bir de Bim'e uğrayayım bugün. Günlerden salı. Salı değil mi bugün günlerden? Yeliz arıyor. Yeliz'e döneyim. Görüşürüz. Kareli şeyler var ya, insanı daha da kilolu gösteriyor. Genelde böyle enine çizgili olan şeyleri sevmem. Hep böyle uzunlamasını olacak. O zaman daha zarif duruyorsunuz. Şimdi yürüyüşe çıkıyorum. Vallahi çantamı da taktım. Bu çanta böyle güzel oldu. Telefonu koyuyorum hem de. Naime'yi de fazla bekletmeyeyim. Ama ilk önce dedi ki bana, gel bir Bim'e uğrayalım. Bim onun hemen altında. Bim'e uğrarız. Oradan da yavaş yavaş yürürüz. Yemeğimiz hazır. Biberleri de buzluğa attım. Allah'ım afiyetle tüketelim inşallah. Şöyle hazırladım. Çoraplarım nasıl bakın? Hikayeli aldı bunu bana. Ondan sonra şöyle hazırız. Çıkalım o zaman. Görüşürüz dışarıda. Dünkü videoda o kadar hızlı yürümüşüm ki video çok sallandı. En azından yürürken, ay yanlış yere girmişim. Yürürken dikkat edeyim. Böyle çikolata falan gelmiş. Şimdi Yeliz'le de konuştuk. O da diyor şu tavayı alayım mı almayayım mı, kararsız. Ben hala kararsızım. Hiçbir şekilde fiyatı da inmedi. Evet. 219. Tavan var mı? Var. Başka neler var? Aslında ben buraya gelsem daha iyi. Burası daha sakin. Böyle daha geniş. Böyle katlara da ihtiyacım var. Mustafa'ya her gittiğinde kap veriyorum. Şimdi bu pul çikolatalar ne kadarmış? 12,50. Bu da 14,50. Herhalde bu beyaz olan. Merhaba Naime'cim, hoş geldin. Bak şunlardan aldım bacım. Şu pul çikolatalardan. Etimex bisküvi. Bu da 27,50. Bunun tatlısı da çok güzel oluyor. O ne? Yedi mi bunu? Yedik herhalde. Ay yok, almayacağım bunu. Ondan sonra bu şeyler, susamlar falan gelmiş.
Susam ne kadar? Evde var benim azıcık. Baharat herhalde bunlar 16-50 lira değil mi fiyatları? Baksana. Şunlardan almıştım kurabiye süslemek için. Pastacı kreması. Bak şunlardan alacaksan al. Bacım. Şu eritme çikolatalar. Pastayı. Bir de fiyatı da. Ha, beyazını ben beyaz pek sevmiyorum. Evde var zaten az bir şey. Bak şundan alacaksan al istersen. Hem sütlü. Bu neydi? Bu sütlü. Hayır hayır. Pul çikolata. Rengi bir tuhaf. Bu sütlü mü? Ha tamam. Şimdi bakalım. Şunlar ne? Waffles. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Hiç yemedim. Üç çeşit. Ha? Evet 3 çeşit var. Baksana. Çikolata parçaları 14.50. Isı ya dayanıklı. Ha bunlar şey. İşte kurabiye için. Kurabiye evet, için güzel. Ben yapıyor. Aa. Evet. Bir de her farklıdan şekerler düşüyor. Karışık meyve parçaları. Limon, şeker. Onlar ne de kullanılıyor? Aroma veriyordu. Kek, pasta, kurabiye. Portakalı rendelerim boşver. Şu lazım olanları aldım. Bir de böyle kuvertür çikolata. Pastaların üstlerine falan güzel oluyor. Onu almayacağım. Şu eritmelik çikolatalardan aldım. Aslında fiyatı da iyiymiş. Bugün hep çikolata şenliği. Kızlar 200 gramı da 22.50. Baksana şunlar da güzelmiş. Muffin şeye, kaç tane var içinde? Çocuklara yurda götürürken bunlardan götürüyorlarmış. Ben bu hafta sigara böreği yaptım. Sigara böreği. 22.50 fiyatı. Varmış. Baksana limon aromalı. Aromalı. Bakayım. Biz çıktık. Yürüyüşümüze başladık. Saça bak. Kendisi de diyetisyene başlamış. Fatih Bey'e, Fatih Kişioğlu'na. Bir ara ben de ona gidiyordum. Onu şey yüzünden bıraktım. Çok böyle şey veriyor. Bitkiler veriyor. O yüzden bıraktım. Ama iyidir yani. Kilo verdiriyor. Evet. Boğazım yine gıcık yaptı. Öyle kızlar. Birgül'ün yengesi. Tekrardan tanıştırayım. Bağıra bağıra konuşuyorum. Araba da geçiyor. Ondan sonra tatildir. Gelen giden. Daha yeni görüşüyoruz. Artık diyorum ki Naime, yağmur, kar, gelen giden olmaz. Bir şey olmazsa bir yere gitmesek böyle yürüyeceğiz. Değil mi? Sağlığımız el verirse. Evet. Aynen. Çocukları da yolladık. Oğlu da Bursa Fen Lisesi'nde okuyor. Allah başarılarını daim etsin hepsini. Çevre yolunda yürüyoruz. Kendisi kültür parkı sevmiyor. Ben de orayı seviyorum. O zaman şey yapalım senle. Bir gün senden, bir gün benden. Öyle yapalım. Öyle kızlar. Ay saçta niye böyle olmuş? Kız bunlar niye hiç dışarıda oturmuyor? Şurası boş. Gel ikimiz birlikte tutalım orayı. Bunlar niye hiç dışarıda hiç oturmazlar ki? Bunlar oh, ben olsam arkadaşlarımı çağırırım. Halı yıkarım. Hayallerim bile şey. Ay vallahi kızlar. Esprik ediyorum. Öyle işte. Villası olan da o dünyaya gidecek. Gece kondusu olan da o dünyaya gidecek. O neydi kız? Bir şey tuttu. Allah ne seni var ya. Ne almış o? Kuşu kapmış. Allah seni. Herkes demek ki nasibini yiyor bu dünyada. Yazık kuşu ama ya. Balkon kapısını kapattım. Bizim apartmanda bitişiğimde 4 tane çocuk. Üst katta 2 tane. Bir tanesi ilkokula gidiyor. Ve toplamda 5 erkek çocuk. Benimkiler zaten biri okulda, biri işte. Baya böyle bir ses oluyor apartmanın içinde. Hem de baya baya. Şimdi kapıyı da kapatayım dedim size ses gelmesin. Komşum Zehra da hamileymiş. 5'inciye. 4 tane oğlu var. Belki kızı olur. Dur bakalım. Allah'ım tamamını erdirsin. Hayırlısıyla, sağlıklı bir şekilde. O da bilmiyormuş. Menopoza girdim falan zannediyormuş kendisi. Gittiğinde 2 aylık hamile. Sürpriz bir hamile kızlar.
hakkında hayırlısı olsun. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Diyelim, daha ne diyelim? Seviniz doğduğu zaman da. Şimdi kaç adım attım bilmiyorum, onu söylerim. Ama 8000'i geçmiştir. Çok terledim, üstümü de değiştireceğim. BİM'den alışverişim 12.50 idi. Bunlardan tam 3 tane aldım. Şöyle bunu aldım. Sonra poşetleri BİM'de bıraktım. Çünkü yürüyüş yaparken elimde olmasın dedim. İkinci kere girdiğimde de şunlardan aldım. Kızlar uyguna geliyor. Bir de bana çok lazım oluyor. Dursun. Bir de şöyle artık tereyağı alamıyoruz. Şöyle beselin aldım. Zararlı diyeceksiniz. Evet kızlar zararlı ama artık ne yapacaksın? Hayatta pahalı. Şunlar stok aldım. Yani dursun evde. Özellikle pul çikolata odur falan diye. Parça çikolata. Bunlar erimiyor. Kurabiye yapalım bir gün. Aslında ben böyle bir kurabiye haftası yapmak istiyorum. Benim sevdiğim özellikle kurabiyelerden. Bu akşam da Mikna ile bir fındık kırdırmak isterim. İsterim. Bilmiyorum o ister mi? Bir gelsin yemeğimizi yiyelim. O da bir yarım saat sonra gelirim dedi. Streç film aldım. Bir de pişirme kağıdı. Şimdi ben bunları yerlerine koyalım. Fırında patates yapayım. Yemekleri de yapmıştık. Yoruldum kızlar. Yürüyüş yapmak insanı çok yoruyor. Bizim bu apartman niye böyle sesli? Bazen var böyle o kadar ses geliyor, o kadar ses geliyor ki gerçekten. Ev de alınmıyor. Hani derler ya, ev alma komşu al. Çok önemli. Çok hem de çok. Öyle arkadaşlar. Şimdi bir üstümü değiştireyim de. Hemen bir fırında patates. Bir de bir salata yaparız. Saçlarım çok dökülüyor. İnanılmaz var ya. Şu mutfağa girdiğimde her gün kendimi, penyemi, her tarafımı kontrol ediyorum. Mutfağa giriyorum. Ama böyle işte. Yoruldum. Çok yoruldum hem de. Hayırlısı olsun hakkımızda. Başladık. Yağmur, kar yağana kadar dediğim gibi yürüyeceğiz artık. En azından veririz belki. Dur bakalım. Mustafa'nın şey vardı. Uzlaşması. Ne konuştunuz? Ya ne konuştuk? Gittim işte. Dedi ya uzlaşmak istiyor musun? Yok dedim, istemiyorum uzlaşmak. Ya bunlar çocuk falan dedi, yani uzlaşsanız daha iyi olmaz dedim. Ya sen işine bak kardeşim, yani sen uzlaştırmacısın, sen bana sadece sorarsın uzlaşmak istedim, yani istemedim. Ondan sonra, ya bundan bir şey olmaz. Sen dedim benim çocuğumu gördün mü ki ne halde olduğunu, sen bundan bir şey olur olmaz. Yani sonra neyle uzlaşacağım? Benim çocuğumun yüzü, kanı, parayla biçilir mi yani, sen neyin peşindesin dedim. Biraz sinirlenince tabii hemen tamam abi dedi ya, ben dedi o zaman dedi şu formunu... Hayır, ısrar etmesi. Etmedi ama çok ısrar etmedi yani. Ama senin de işte buna tahammülün yok. Evet. Yani çok kötü bir haldeydi. Biz size tabii ki o görüntüleri hani şey yapmam zaten, asla çocuğumun öyle görüntüsünü vermem de çok kötüydü. Bir de boya işinde tavan ne olacak bizim? Tavan mı? Çocuğum konudan konuya da atladık. Ha bu uzlaşma, bir dakika dur. Uzlaşma şimdi... Olmadı. Şimdi mahkeme süreci başlayacak. Ne olacak peki bu işin sonucu? Mahkeme sürecinde ne olacak? Çok büyük ceza almayacak. Almayacak yani ama bunu... 3-4 ay siciline işlenecek, ceza alacak çocuk. Bir dahaki suçlarında, bir dahaki eylemlerinde karşısına çıkacak. Ama çete kurup 3-4 kişiyle bir anda bir kişiyi dövmek biraz daha... Hayır, artık asla. Suç meyline kaymak demektir çocuklar. O öyle gider ama. Bugün bunu affedersin, 3 sene sonra başka birini yapar. 3 sene sonra başka birini, sonra bunları kim bu hale getirdi deriz. Bunları biz, bu hale getirenler bizleriz. Anne baba, evet. Yani. Boyacı da kesinlikle kapanmaz dedi. Sen dedi sabaha kadar her gün gece gündüz boya vur dedi, o iz kapanmaz dedi. Ya astar çekeceksin ya da iz tut. İz tut diye bir şey var. Ama küçük bir yama şey. Oldu şimdi tavan. Bak iz tut dedi, yani ufak bir şeyse dedi hemen vurursun kapanır, üzerine de boya yaparsın. Ya ben bugün aslında... Ama çok çabuk donuyormuş. Ben bugün aslında üsttekine söyleyecektim. Hani bu tavan
Sizden kaynaklandı. Hayatım, ama bunları insanlar kendisi düşünmesi lazım. Şimdi ben söylersem ona... yüzlerinin peşine düşmüş olursun. Ben öyle bir insan değilim. Değilsin ama. Bunu biliyor. Ben kamera çektim, attım demesi lazım ki çağır boyacı, ne masraf varsa yaptırayım demesi lazım. Diyor mu demiyor ben işte. Ben onun peşine gideyim. Yani bana 100 lira borcum var mı diyeyim yani. Demiyor işte. Demiyorlar var. İnsanlar çok... Evet. Ben birisine, ben alttakine zarar versem evine... Derim yani, kızlar patates yaptırmıyor fırında, çok açmış. Bak yemeğimi iyi ki yapmışım, gördün mü? Ay dur, onun altını yakalım. Bunu yakmayalım, aferin mi? Aferin. Aşk olsun, ben yemeksiz bırakıyor muyum? Yok, bırakmıyorum. Bırakmayacağım tabii, herkes işini yapacak. Ben İstanbul'a gideceğim. Herkes işini yapacak. Ben İstanbul'a gideceğim. Hayır. Gideyim. Gideyim mi? Giderim. Giderim kızlar. Sen giderim. Hafta sonu çocuğun geliyor. Sen nereye gidiyorsun? Bak. Pazardan giderim. Bir dahaki pazar gelirim. Yok. Cuma'dan gelirim. Cumartesi gelirim. Cuma. Veya Mustafa bir hafta sonu gelmeyecek. Sen 15 gün kalacaksın o zaman. Bu yani. Kar yağdığı zaman. Tamam o zaman. Ama şimdi ben karda çıkmam. Hani Yelda geliyordu? Gelecek de ben özledim. Ben özledim Tosun'u. Şekil A. Yelda'nın çocuğu da aynı. Yelda'nın babasına benziyor. Ya hayır, sen çok felasın. Ama öyle. Benziyor. Benziyor ya. Benziyor. Osman dedesi ya vallahi. Adını da Osman koysaydılar. Değil mi? Hey, ama benim babamın gençliği de çok yakışıklı. Hala yakışıklı baba. Öyle. Songul'da gidelim mi? Erol bizi düğüne çağırıyor. Ha, sağ ol. Aa, gidelim. Çin'e. Gidelim. Nasıl gideceğim buradan oraya şimdi? Çin'e neresi canım? Çin mi? Çin değil, Çin. Neresi? Çin'e. Aa. Ama gitmen bizim gerekli. Düğünü varmış. Gitmen gerekli canım. Ayın 8'inde. Bugün ona, yarın bize. Her zaman. Ya Aydın da çok uzak ya. Burada 10 saat nasıl gideyim ben ya? Arabayla gideriz. Arabası mı yakacağız canım? Ne zaman düğünü? Ayın 8'inde. Ayın 8'i. Ay... Dedim nasip. Olmazsa İBAN isterim, İBAN'a hediyesini gönderirim. Niye gitseydik? Vallahi çok zor güzel. Ha? Çok zor. Aa, iyi bakalım. Yine de hayırlısı, nasip gün doğmadan neler doğur. Belki de gideriz değil mi? Senin sağın solun belli olmaz ama. Evet. Sen yemek yiyeceksin mi? Sen yerken ben sana bakacağım nasıl yiyorsun diye. Yerişime girdin ya, o yüzden diyorum. Hayatım ne, dolma yiyeceğim, çorba yiyeceğim. Ne alaka, sen bana niye bunu soruyorsun? Açım ben, aç, aç. Açım. Ölüyorum açlıktan. Vallahi çikolata yiyecektim, yemedim. Ben rejimde değilim bir kere. Şunun altını yaksana bak, ikimiz aynı anda basacağız. Ben de bunu takipçilerimden öğrendim bak. Şimdi ona bas. Bu etkileşimi yapıyor, gördün mü? Sağ olun kızlar. Bunu takipçim söylemişti çok önceden. Şu yanmıyordu. İkisini aynı anda bastığında pıt pıt. Onu kapat. Tamam. Neyse biz yemek yiyelim. Yemekten sonra da bir kahve mi çay mı? Aa, fındık kıracaksın sen. Yok ya. Çünkü vallahi ellerim acıyor. Fındık ceviz değil. Çünkü fındık ne der? He. Ben atıştırmalık yapacağım için. Sen nasıl rejimdesin ya? Hayır be. Bir de şey yapacağım. Kurabiye yapacağım. Kurabiye. Kime yapacaksın? Ya sayfama da yapayım biraz. Bir şeyler yapayım ama yarım ölçü yapacağım kurabiyeleri. Çok yapmayacağım. Tamam. Fındık. Tamam. Of. Hadi. Kırar. Çay da koyarım. Tamam. Hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlarım. Mikail fındık bu kadar kırdı. Aslında çok kırdı ama çürük çok fazla çıktı. Ben de aslında böyle ara ara kırayım. Çünkü bu fındık yaklaşık 2 seneden fazla herhalde. Dura da böyle birazcık çürümüş. Bununla da ben ne yapacağım? Bir kurabiye yapmak istiyorum. Kurabiyelerin içine katarım. Cevizim de var. Aslında o cevizi komple bitirsem iyi olacak. Çünkü onun da bir kısım böyle bazı cevizlerin üstünde küf gibi böyle bir şeyler oluşmuş. Ama çok az bir cevizim var. Artık onu da bir ara yapar ama cevizlerin kabuğu o kadar sert ki kızlar... Ben kıramıyorum ceviz kıracağıyla. Mikail'i kırarken bu avucunun içi çok kötü oluyor. Ona da hak veriyorum. Yani ben de kıramıyorum. Böyle kabuğu çok sert. Çaylarımız da tavşan kanı gibi oldu. Keyif çaylarımız, keyif kahvelerimiz, sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz her daim böyle güzel olsun, bal olsun, sağlıklı olsun. Hep güzel şeylerden bahsedelim. Sağlığımız yerinde olsun.
İşte ben içeri götüreyim. Hatta içeri götürmeyeyim, kamaya da kendime çevireyim. Kapanışı yapayım. Ben de size veda edeyim. Çayımı da sıcak sıcak içeyim arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlarım. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olduğunu düşünüyorum. İnşallah öyledir. Yorumlarınızı da okudum. Cevapladım. Bitirdim ama tabii ki yine yorumlar geliyor. Yorum yapan elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun hepinizden tek tek. Sürekli böyle hastalıktan bahsetmeyi hiç sevmem. Ama yaş aldıkça tabii ki hastalıklar da ortaya çıkıyor. Bugün sabahtan birdenbire böyle burun akıntım yine başlayınca, biliyorsunuz zaten, hemen sonu baş ağrısına dönüyor. Bir ilacım vardı, onu içtim. İnşallah iyi olurum. Ama yine de yüzümden gülücüğü eksik etmeden kapanışımızı yapalım. Hepiniz benim için bir bacı, bir dost, bir arkadaşsınız. Allah razı olsun sizlerden. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımı da beğenin, yorum yapmayı. Kanalıma da hala eğer abone değilseniz, canlarım, izliyorsunuz. Abone olmadan izleyenler çok fazla. Bu konuda kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Dün akşamki dur rüyamı söyleyeceğim. Ay Allah hayırlara çıkarsın. Sabah niyetin olsun. Şimdi akşam anlatıyorum. Dün akşam rüyamda YouTube kanalıma, telefon böyle elimde, YouTube kanalına bakıyorum ama sayılar hep yükseliyor. Abone sayıları, izlenmeler yükseliyor. Allah Allah diyorum, bunu diyorum bir yanlışlık olmaz. Ama babamlardayım, babamın evindeyim. Öyle dağınık falan değil, gayet güzel. Ay yükseliyorum, yükseliyorum, yükseliyorum. 180 binde durdum. Abone sayım saatler içinde 180 bin oldu. İnşallah diyelim 180 bin değil ama inşallah yükselişleri de görürüz. Gözüm hiçbir zaman yükseklerde değil. Olduğu kadar kaderimizde ne varsa onu yaşarız. Her zaman kaderimizde sağlık olsun, hayırlı şeyler olsun diyelim. İnşallah diyelim bir de. Bu rüyadan bir anlam çıkartabilir miyiz? Bilmem. Artık bilemeyeceğim. Şimdi ben rüyamı anlattım. Aranızdan da ayrılıyorum. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum.